Cumhur İttifakı'na katılmayacağını bildirmesinden iki gün sonra, siyasi partilerin ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslimine saatler kala Adalet ve Kalkınma Partisi ile uzlaşmaya vararak ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nin görüş değiştirerek Cumhur İttifakı'na katılması ise arşivlerin açılmasına neden oldu. Erbakan'ın sosyal medyada yayılan görüntülerde birçok suçtan cezaevinde olan Adnan Oktar'ı ve tarikatını övdüğü görüntüler ortaya çıktı. Fatih Bey, sizin de bir A9 izleyicisi olduğunuzu biliyoruz. Evet. Takip ediyorsunuz, Allah razı olsun. Amin. A9'la ilgili fikir ve temennilerinizi alabilir miyiz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Gerçekten tabii kaliteli programlar izliyoruz devamlı. İlk yayına başladığı zamandan beri fırsat buldukça takip ediyoruz. Belgeseller bilhassa güzel ilmi delillere dayanarak hazırlanmış. Ve babamın hep söylediği, rahmetli babamın söylediği bir olay vardı. Öyle bir anlatacaksınız ki davanızı. Öyle bir konuşacaksınız ki hiç karşı konulabilecek bir şey kalmayacak karşı tarafın. Yani tam ikna edeceksiniz. Bütün aklından geçen sorulara cevap vermiş olacaksınız. Yani bir açık kapı bulamayacak şekilde anlatıp ikna edeceksiniz derdi. Gerçekten de A9'daki belgeseller o şekilde hazırlanmış. Çok yönlü düşünülmüş. Tamamen bilimsel delillerle ve akla uygun, akla hitap eden bir şekilde hazırlanıyor. Bu sebeple de tabii memnun oluyoruz. Birçok insanın tabii imanının tazelemesine vesile oluyor. Allah korusun, iman etmemiş insanların iman etmesi yolunda büyük bir hizmet. Allah razı olsun kendilerinden. Tüm emeği geçenlere, demin de söylediğim gibi size de ve Adnan Oktar hocamıza da çok teşekkür ederiz. Amin cümlemizden de. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi daha pek çok videodan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olunuz.